Haberi merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün 9 Nisan 2023 Pazar. Bültene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan verdiği mesajlarla başlıyoruz. Pendik'te 168 yatırımın toplu açılış töreninde konuştu Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı'nın seccade üzerinde ayakkabıyla pozuna çok sert çıktı. Kıbleyi bilmeyen seccadeye basar sözleriyle kalabalığa seslenen Erdoğan, asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz göstereceksiniz diyerek sandığı işaret etti. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Mesajlarını bu kez Pendik'ten verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalıktan gösterilen seccadeye kayıtsız kalmadı. Seccadeyi gösteriyor da seccadeyi niye gösterdiğini anlıyor. Kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basar. İstismarla bu yollarda dolaşanlar bilmezler ki inşallah 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir. Bir pankartta Erdoğan'ın dikkatini çekti. Bak 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 neler yazmışlar oraya. Bay bay Kemal, iyi adam, hoş adam, dağarcığı boş adam. Batırır bu ülkeyi. Bir kadın beş adam, altılı masa dediler, yedili masa dediler, hala anlaşamadılar. Şimdi bakalım yarın listelerinde kimler çıkacak? Sözü yedili koalisyona getirdi. Cumhur İttifakı ile yedili kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını sizler de görüyorsunuz. Kardeşlerim, bizim tek gündemimiz var. Ülkemize yeni eserler kazandırmak. Lafla peynir gemisi yürümüyor. İcraat, icraat. Yaparsa AK Parti yapar dendi, yaptık. Gizlimiz saklımız yok. 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır. 11 tane büyükşehir belediyeniz var. Bulundukları yerlerde ne yaptılar ya, bir anlat. Bir anlat da bilelim. Erdoğan muhalefete AK Parti'nin icraatlarıyla da yüklendi. Biz göreve geldiğimizde, yani 20 yıl önce, kişi başına milli gelir neydi? 2500 dolar. Şimdi ne oldu? 10.600 dolar oldu. Nereden nereye? Savunma sanayinde artık İHA'larımız var mı? SİHA'larımız var mı? Akıncımız var mı? Yetmez. Kızıl elmamız var mı? Artık Türkiye'nin uçak gemisi de var. Kumar masasının gündeminde ne var? Onların gündeminde sadece kavga var. Çekişme var. Didişme var. Altlarına birer kırmızı plakalı araç çekme derdi var. Türkiye'nin otomobili TOG için ayrı bir parantez açtı. Bu hafta 60 yıllık hayalimiz olan yerli ve milli elektrikli aracımız TOG'u yollara uğurladık. İnşallah bir sene içerisinde 20 binin üzerinde TOG'u kura ile belirlenen vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşime de bir TOG gönderdik. Teslim ettik. Şimdi bir tane de inşallah kardeşlerim Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzayev kardeşimize gönderiyoruz. Erdoğan Pendik içinde bir müjde verdi. İnşallah iki etapta toplamda 1747 konut ve 281 dükkandan oluşan projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız. Şimdiden hak sahibi Pendikli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ve sıra Pendik'te 4 milyar liraya mal olan 168 ayrı yatırımın açılışına geldi. Bismillahirrahmanirrahim.
Yaklaşık 50 bin kişi bugün Pendik Meydanı'na akın etti. Kalabalık alana sığmadı. Coşku Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle daha da tırmandı. Arkadaşlarımızın izlenim notları geliyor şimdi. Yaparsa! Eyvallah. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın reisinin arkasındayız. Cumhurbaşkanımız geliyor. Evet, başkomutanımız geliyor. Daha ne olsun? Silme götüreceğiz Allah'ın izniyle. Hoş geldi semtimize. Arkasındayız her zaman. Yıllardır arkasındaydık. Bugün de arkasındayız. Dakikalar ilerledikçe kalabalık da coşku da arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreni için Pendik'te İstanbullularla buluştu. Pankartta yazıyor ki Sayın Cumhurbaşkanım diyor. Allah benim ömrümden alsın, sizlere versin. Ömrünüz uzun olsun, Türkiye ayakta kalsın. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Sen neler söyleyeceksin? Tayyip dede. Tayyip dede. Ben Erdoğan'ı çok seviyorum. Şu an onları görmeye geldim. Çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşam merkezinden gençlik kampına kadar toplamda 168 eserin açılışı için Pendik'te olacak ve dakikalar öncesinden kalabalık akın akın Pendik Meydanı'na doğru geliyor. Duyguluyum abi. İşte Cumhurbaşkanımızı görmeye geldim. Evet. Ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun inşallah. Bugünler böyle geçiyor. İnşallah devamı da gelsin. Binlerce İstanbullu Erdoğan'ı görmek için açılış alanına geldi. Çevredeki binaların balkonları da tıka basa doluydu. Destek için geldik AK Parti'ye. Ya şu anda kalkıp altın masanın ne halde olduğunu görüyoruz. HDP ile bir işbirliği yapan ben asla bir partiye oy vermem yani. Başarılarını var takdir ediyorum. Gözlerim yaşarıyor. Uçaklarımız yapıyor. Tokumuz yapıldı. Daha ne olsun? Daha ne yapabilir? Evet. Ne yapacak? Bu milleti bak bu şekilde coşturuyor. Öyle dünya lideri. Gençler, yaşlılar, tüm herkes onun arkasında. Biz her zaman onun arkasındayız. Allah'ın izniyle ilk seferde götüreceğiz bu işi. İnşallah. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Yoğun programında açılıştan açılışa koşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günde Başakşehir-Kayaşehir metrosunun açılışının ardından Vatman koltuğunda ilk seferi yaptı. Şimdi de Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Millet konuşuyor, Tayyip yapıyor her daim. Sonuna kadar da devam edecek inşallah. Durmak yok. Yola devam. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği süre doldu. Milletvekili listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yola birlikte yürüyeceği yeni kadrolar için listede sürpriz isimlere yer verdi. Akademisyenler, gazeteciler, oyuncular, müzisyenler hatta öğrencilere kadar toplumun tüm kesiminden adaylar yer aldı listede. Bakanlar kritik illerde ilk sıralarda aday gösterilirken eski bakanlardan da listeye girenler oldu. Hüdapar ve DSP'de AK Parti listelerinde yer aldı. Ve an itibariyle 81 ilde toplam 600 milletvekili adayımızı Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettik. Ortak bir adayımız var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Ve süre doldu, saatler 17'yi gösteriyor. Liste mesaisini tamamlayan siyasi partiler listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundular. Gözlerse AK Parti'nin listelerinde. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Şanlıurfa. Kritik öneme sahip büyük şehirler kabinenin tecrübeli bakanlarına emanet. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'dan milletvekili adayı oldu. Türkiye için hemen şimdi diyerek yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu dönemin adı şahlanış dönemidir. AK Parti'nin 3 dönem kuralı genişletilerek uygulandı. 65 milletvekili 3 dönem kuralı nedeniyle listede yer almadı. Mevcut milletvekillerimizden 42'si 3 döneme takıldığı için, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem yaptığı için, 4 arkadaşımız 4 dönem aralıklı da olsa 4 dönem yaptığı için, 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 5 dönem yaptığı için listelerde yer almadı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu'dan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'dan milletvekili adayı oldu.
Sürpriz isimlerin yanı sıra geçmiş dönemde bakanlık yapmış Abdülhamit Gül, Efkan Ala, Faruk Çelik gibi tecrübeli isimler de listede yer aldı. Burdur ve Kocaeli'de iki rektör, Türkiye'deki Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden Doktor Sevan Sıvacı, AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı şarkısına da imza atan sanatçı müzisyen Yücel Erzen, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'yla genç oyuncu Cansın Yılmaz Yaşar da listede. Eğitimde, iş hayatında ve siyasette kadını ön plana çıkaran AK Parti'de kritik şehirlerde kadınlar ön sıralarda aday gösterildi. Gönüller bir dualar. ATV Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı, İzmir 1. bölge 3. sıradan aday olurken AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan da genç kotasından aday listesine girdi. Listenin en genci ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu. Milli yüzücü Umut Armansonay'la 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çeken Enes Efendioğlu da yine listedeki dikkat çeken isimlerden. CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi ile İYİ Parti'den istifa eden İsmail Okta aday listesinde üst sıralarda kendine yer buldu. Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Ve şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na gidelim. Gün boyu yoğun bir mesaisi vardı kurul üyelerinin. Betül takip ediyor ve kaç parti bugün listesini teslim etti YSK'ya? Betül'e soralım şimdi. Betül. Nihan Günay, gün boyu sirkülasyonun sürdüğü noktaydı. Yüksek Seçim Kurulu son gün olması nedeniyle pek çok parti bugün listelerini teslim etti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre 26 siyasi parti milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmiş oldu. 32 parti aslında kura çekimine girmişti oy pusulası için. Ancak bu partilerden dediğimiz gibi 26 siyasi parti listelerini bugün itibariyle teslim etmiş oldu. Peki bu 26 parti seçime katılabilecek mi? Bunun anlamına mı geliyor? Aslına bakarsanız hayır. Çünkü henüz eksik belgeler olmaya devam ediyor. İçeride hala partiler var. Hala eksik belgeleri olan partiler var. Ve onlar için de Yüksek Seçim Kurulu 5 günlük bir süre verdi. 3 gün içerisinde eksikler tamamlanacak ve partiler eksikler tamamlandıktan sonra daha da netleşmiş olacak. Bugün neler yaşandı? Bugün hem AK Parti hem CHP hem de İYİ Parti listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Ancak seçime girecek olan partilerden Demokrat Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi herhangi bir liste sunmadı. Çünkü onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden seçime girecek olan partiler. Tabii eksik belgeyle geldiği için başvurusu kabul edilmeyen partiler de oldu. Yine Yeni Türkiye Partisi yetiştiremediği için bugün listesini sunamayan partilerden bir tanesi. Türkiye Değişim Partisi de listesini sunmayan partiler arasında. Dediğimiz gibi bugün itibariyle 26 parti milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. 14 Mayıs seçimlerine girmek için hak kazanan partiler arasındalardı. Ancak bazılarının dediğimiz gibi eksik belgelerinin olması nedeniyle 5 günlük bir süre verildi partilere. O eksikler tamamlandıktan sonra asıl liste ortaya çıkacak ve aslına bakarsanız son oy pusulası da bu 5 günün sonunda belli olmuş olacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Listeler YSK'ya teslim edildi. Aday listeleri de 2 gün incelenecek dedi Betül Bilsen. Çok çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim. CHP Genel Merkezi koridorlarında gece boyunca soğuk rüzgarlar esti. Dün akşam yapılacağı duyurulan parti meclisi toplantısı 5 kez ertelenerek ancak bu sabah saatlerinde toplanabildi. Kapalı kapılar ardında yaşanan koltuk savaşlarının perde arkası kulislere de sızdı. Açıklanan CHP listelerinde Saadet, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti adaylarına 40 kontenjan ayrılınca eleştiri okları Kemal Kılıçdaroğlu'na döndü. Biz listelerimizde ittifak içinde bulunmuş olduğumuz partilere yer verdik. 11 ilde İYİ Parti ile işbirliği yapıyoruz. CHP ve İYİ Parti defalarca karşı karşıya geldi.
kavga, gürültü, kıyamet sonucu aday listeleri belirlendi. CHP 7 ilde, İYİ Parti ise 9 ilde aday çıkarmadı. 15-16 civarında ilde Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti işbirliği yapıyor diyebilirsiniz. CHP listesinde Deva, Gelecek ve Saadet partilerine en az 10'ar garanti kontenjan ayrılırken Demokrat Parti'ye 3 sandalye hibe edildi. CHP'nin aday listesi ise dikkat çekici. Gezi olaylarında ismi sıkça geçen Müezzin Fuat Yıldırım İstanbul'dan, Hendek operasyonları sırasında Türk askerinin çocukları öldürdüğü iftirasını atan Hacer Foggo da İzmir'den aday gösterildi. 2006 yılından bu yana hırsızlık, tehdit, kasten yaralama, tehdit ve hakaretten sabıkalı Hasan Ufuk Çakır da Mersin'den aday gösterildi. Kılıçdaroğlu'nun A takımından Ali Öztunç, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca, Oğuz Kağan Salıcı, Seyit Torun, Veli Ağbaba ve Yüksel Taşkın milletvekili adayı olurken Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke ise aday listelerinde yer almadı. Sıkça Akşener aleyhine açıklamalar yapan isimlerin liste dışı kalması, Kılıçdaroğlu Akşener'e masaya dönüş diyetine ödediği yorumlarını da beraberinde getirdi. CHP'nin listelerini açtığı 5. parti ise Türkiye Değişim Partisi oldu. Partinin genel başkanı Mustafa Sarıgül, memleketi Erzincan'dan 1. sıra adayı oldu. 9 Nisan'da listeler açıklandığı zaman büyük bir katliama olacak. Siyasi bir katliama olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Liste hazırlanırken CHP'de kapalı kapılar arkasında kıyamet koptu. CHP'nin cumartesi saat 19'da toplanması beklenen parti meclis toplantısının saati defalarca değişti. Tam 5 kez ertelendi. Pazar sabahı anca toplanabildi. Ancak iddiaya göre o toplantıda da sesler yükseldi. CHP teşkilatlarından sorumlu Oğuz Kağan Salıcı'nın Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ü aday yaptıramayınca parti yönetiminde bağırıp toplantıyı terk ettiği iddia edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den peş peşe destek mesajları yağıyor. Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Remzi Kartal'ın ardından örgütün Suriye uzantısı PYD elebaşı da Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yaptı. Öte yandan HDP'nin CHP liderine vaatlerini açıkla baskısı da sürüyor. HDP'li Sırrı Sakık bir kez daha konuştu konuyla ilgili ve Kılıçdaroğlu'na ne yapacaksan yap, duymak istiyoruz diye seslendi. Terör. Ya ben hangi terör ya? Teröre karşıyız. Kimden gelirse gelsin. Nereden gelirse gelsin teröre karşı. 50 sefer söyledik. Kandil talimat verdi. 24 saat sonra CHP ortak liste dedi. Ortak liste daha fazla kazandırır diyor. Herkes bunu söylüyor. Yetmedi, terör örgütü üyelerinden Kılıçdaroğlu'na destek mesajları peş peşe geldi. Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Remzi Kartal'ın ardından Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na destek, altına mühürümüzü vurmalıyız. Bu kez de PKK'nın Suriye kolu PYD elebaşı Salih Müslim Kılıçdaroğlu için oy istedi. Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. HDP ise oy karşılığında tüm taleplerini kabul ettirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu kıskaca aldı. Önce HDP cephesinden geldi pazarlığın perde arkası. Biz yeni bir anayasa yapacağız. Bir genel affı masaya yatıracağız. Herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Eski HDP milletvekili Sırrı Sakık kirli pazarlığı ifşa etmekle kalmadı. Kılıçdaroğlu'na vaatlerini açıkla baskısına başladı. Bizim öyle kapalı kapılar ardında söylediğimiz laflar falan yoktur. CHP cephesindeki sessizlik HDP'yi rahatsız etti. Sakık bir kez daha Kılıçdaroğlu'na seslendi. Hiçbir şey gizli saklı kalmıyor. Onun için biz de siyasi aktörleri göreve davet ediyoruz. Nasıl bir Türkiye vaadiniz var? Bunları biz bilmek istiyoruz. Cumhuriyeti hedef alan teröristlere özgürlük, özellik gibi tartışmalı taleplerinin altını da kalın çizgilerle çizdi. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız yok. Biz gidip partimize oy verdiğimizde mevcut cumhurbaşkanları ne düşünüyor Kürt sorunuyla? Yeni bir yüzyılı demokratik bir cumhuriyeti inşa edeceğiz. Biz cumhurbaşkanı adaylarından bunları duymak istiyoruz. Gözlerse HDP'nin yakın markajındaki Kılıçdaroğlu'na çevrildi.
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün Bolu'daydı. CHP'ye ortak aday listesi üzerinden yüklendi. İsimleri görünce kalbiniz sızlayacak, utanacaksınız dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerini de topa tuttu. Sözleri manidardı. Konuşmasına noktayı şu sözlerle koydu. Dördünün oyunu topla, bir milletvekili çıkaramazlar. CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak. Kalbiniz sızlayacak, yüreğiniz daralacak. Utanacaksınız, utanacaksınız. CHP'nin ortak aday listesine tepki gösterdi. Saadet, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti milletvekili adaylarının CHP listesinde olmasını sert sözlerle eleştirdi. Milletvekilliği dağıtıyorlar bugün. Evlere şenlik, evlere. Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde. Bana kızıp hain diyenler var ya, aynaya bir bakın, hainleri görürsünüz. Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Bolu'da konuştu. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticileri vardı. Dördünün oyunu topla, bir milletvekili çıkaramaz. Sırf Kılıçdaroğlu'nu aday yapsınlar diye ulüfe dağıtıyor. Ver babam ver. İnce Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan karşısında şansının olmadığını söyledi. İkinci tura Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalırsa korkarım ki Erdoğan seçim alır. İYİ Parti cephesinde de şu günlerde kriz yaşanıyor. Hatta yaprak dökümü de diyebiliriz. Listedeki isimler çok dikkat çekici ve tartışmalar daha da büyüyecek gibi. Tam da bu sebeple parti içinde kazan kaynıyor. Genel Başkan Akşener'in baş danışmanı Aytun Çıray sosyal medya hesabından temayül yoklamasının usulsüz yapıldığını söyledi ve milletvekili adaylığından çekildiğini açıkladı ve çok geçmemişti ki İYİ Parti'den milletvekili adayı olmak için görevini bırakan Demre Belediye Başkanı'ndan da benzer bir hamle geldi. Siyasi mühendislik yapıldığını belirten Okan Koca da hem adaylıktan çekildi hem de İYİ Parti'den istifa etti. Hata yapmak, hile yapmaktan daha onurlu bir eylemdir dedi. Evet. Sen Osman'a küfür ediyorsun. Şehit ailesine küfür eden de listede yer buldu. Ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan da. İYİ Parti aday listesini YSK'ya sundu. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nu sık sık hedef tahtasına koyan Akşener'in yakın kurmayları Kürşat Zorlu, Uğur Poyraz, Ümit Özlale ve Erhan Usta listede üst sıralarda yer aldı. Eski milli futbolcular Gökhan Zan ve Ünal Karaman İYİ Parti'den, eski milli tekvandocu İrem Yaman ise İYİ Partili olmasına rağmen CHP listelerinden aday oldu. Ancak bu sürece gelene kadar İYİ Parti'de de kıyamet koptu. CHP aday listesi için sandığı yasakladı. İYİ Parti temayül yoklamasıyla CHP'ye üstü kapalı demokrasi mesajı vermek isterken krizin ortasında kaldı. İYİ Parti'de yumrukların, hakaretlerin, hatta sandalyelerin havada uçuştuğu ön seçim krizi parti yönetimine de sıçradı. Akşener'in baş danışmanı Aytun Çıray milletvekili adaylığından çekilme kararı aldı. Hem de oylarımız baraj altı itirafıyla. Bu krizden önceki oy oranımız 17-20 bandındaydı. Evet, o krizde bir miktar aşağıya düştü. Şimdi tekrar 15 bandına oturuyoruz. Oysa daha iki gün önce İYİ Parti'nin oy oranını %15 olarak açıklamıştı Çıray. Krizi başlatansa kavgalı temayül yoklaması oldu. Başkanım sen hayırlı olmaya gelemezsin. Ne oldu? Çıray İzmir 2. bölge 2. sıradan aday gösterilince soluğu Meral Akşener'in yanında aldı, 1. sırayı istedi. Ancak iddiaya göre Akşener temayül sonuçlarını gerekçe göstererek Çıray'ın talebini mümkün değil diyerek reddetti. Çıray da adaylıktan çekildi.
Birkaç saat sonra da krizin nedenini ifşa etti. Çıray temayül yoklamasını da Genel Başkanı Meral Akşener'i de yerden yere vurdu. Temayül için uyduruk dedi, tutanaklara rağmen Akşener usulsüzlüğü meşru saydı diye ekledi ve temayülün tasfiye aracı olduğunu da iddia etti. Temayül nedeniyle istifalar da peş peşe geldi. Milletvekili aday adaylığı için Demre Belediye Başkanlığından istifa eden İyi Partili Okan Kocakaya da temayülde hile yapıldığı gerekçesiyle hem aday adaylığından çekildi hem de İyi Parti'den istifa etti. İstifasını da hata yapmak, hile yapmaktan daha onurluca bir eylemdir notuyla duyurdu. Bir istifa haberi de Şanlıurfa'dan geldi. Eski İyi Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, Meral Akşener'e güvenmeyin diyerek partisinden istifa etti. Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar. İstifa ediyorum tabii ki. Başkanın tamamı istifa edecek, arkasından büyük istifalar gelecek. Aday adaylarımız zaten 6 tanesi istifa ediyor. Türkiye'nin en büyük, dünyanınsa ilk SİHA savaş gemisi TCG Anadolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek. İşte yetenekleri ve özellikleri saymakla bitmeyen milli gururumuz TCG Anadolu'nun özellikleri. Bu gurur Türkiye'nin. TCG Anadolu TSK envanterine giriyor. Tam 3 futbol sahası uzunluğunda dünyanın ilk yüzen SİHA üssü, Deniz Kuvvetleri'nin göz bebeği, Türkiye'nin gururu, mavi vatanın bekçisi TCG Anadolu. Yapımı tam 6 yıl sürdü. TCG Anadolu 58 metre yüksekliğinde, 32 metre genişliğinde ve 231 metre uzunluğunda son teknoloji, radar ve sensörlerle donatıldı. Türk ordusunun gücüne güç katacak gemide Bayraktar TB3 ve ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'da gece gündüz fark etmeksizin kalkış iniş yapabilecek. 50'ye yakın SİHA TCG Anadolu'ya konuşlandırılacak. 8 helikopter ve 6 savaş uçağı da gemide nöbette olacak. TCG Anadolu kara çıkarma araçlarıyla botların yanı sıra tank ve zırhlı araçlar dahil 100'e yakın araç da taşıyabilecek. Türk donanmasının amiral gemisi pazartesi günü Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girer girmez göreve başlayacak. Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında, gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında görev yapabilecek. En zorlu görevlerde SİHA'ları, dünyada ilk kez sürü olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandıracak. Savunma sistemleriyle ön plana çıkıyor TCG Anadolu. Olası saldırılar için 5 sabit top, 2 yakın hava savunma sistemi, güdümlü füzelere karşı savunma silahlarıyla adeta bir yüzen kale. 1400 kişi kapasiteli gemide iletişimden muharebe destek araçlarına kadar ihtiyaç duyulan her şey mevcut. Ameliyathane, diş tedavi üniteleri, yoğun bakımla enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli askeri hastanede hizmette olacak. Deniz kuvvetlerinin daha da güçlenmesi için 3 yeni fırkateyn içinde anlaşmalar tamam. Savunma Sanayi Başkanlığı, MİLGEM projesiyle çalışmaların başladığını duyurdu. 3 gemi 3 ayrı tersanede inşa edilecek ve 36 ay içinde envantere girecek. İsrail saldırganlığını bu kez de Suriye'de sahneledi. Mescid-i Aksa'daki zulümse sürüyor. Ülkenin eski savunma bakanı ise İsrail'in tutumunu Hitler'e benzetiyor. Mescid-i Aksa'daki zulüm Lübnan ve Gazze'ye de yayıldı. Tatmin olmayan İsrail füzelerini bu kez de Suriye'ye çevirdi. Golan Tepelerinde yaşanan patlamalar sonrası İsrail ordusu birçok askeri hedefi vurduğunu duyurdu.
Ramazan baskınlarıyla 3. intifadanın da konuşulmaya başlandığı Mescid-i Aksa'da ise bu kez saldırı değil taciz vardı. İsrail polisi namaz kılanların başında nöbet tuttu. Sabah namazına giden müminler engellendi. I believe in the Palestinian Empire. Netanyahu hükümetinin gerçek yüzünü ise İsrail eski savunma bakanı Moshe Yalon duyurdu. Aşırı sağcı kabineyi Hitler'e benzeten Yalon, Kubbetüs Sahra'yı havaya uçurmayı bile düşündüklerini savundu, ülkenin nihai savaşa hazırlandığını itiraf etti. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması bizim kırmızı çizgimizdir. Tansiyonun düşmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan da girdi devreye. İsrail'in mevkidaşı Herzog'u bir kez daha aradı. Müslümanların 11 Nisan'da başlayacak itikaf döneminde sorunsuz ibadet edebilmeleri için önlem alınması çağrısı yaptı. Netanyahu'nun yoğun çabasına rağmen yargı reformu protestoları 14. haftasında da sürdü. On binlerce İsrailli hükümeti protesto etti. Netanyahu karşıtı açılan Firavun pankartı ise büyük ses getirdi. Deprem felaketinin üzerinden 2 ay geçti ve temeli atılan kalıcı konutların inşaatı ise hız kesmeden sürüyor. Konutların 1 sene içinde bitirileceği açıklanmıştı hatırlarsınız. Muhalefetten gelen yetişmez eleştirilerine hükümetten bir cevap geldi bugün. Deprem felaketiyle yerle bir oldu, devlet hemen inşa sürecine başladı. Felaketin ardından temeli atılan toplu konutlar hızla yükseliyor. Gaziantep'te toplam 29.751 deprem konutu inşa edilecek. Burası İslahiye. Burada da 399 deprem konutunun inşası başladı ve bloklar hızla yükseliyor. Çalışmalar iyi durumda, çok şükür iyi gidiyor. İnşa edilen 399 konutun 334'ü 2+1, 65'i ise 3+1 daire. Dairelerden oluşuyor. 3+1 daireler 84 metrekare, 2+1 daireler ise 68 metrekare olacak. İşçiler depremzedeler için canla başla çalışıyor. Yağmur çamur demeden çalışıyoruz. Çok iyi hissediyorum kendimi. Yani depremzedeleri için ev yaptıklarımız için yağmur çamur demeden devam edeceğiz yani. Burada yapımı süren 17 blok zemin artı 5 kat şeklinde inşa ediliyor. Deprem güvenliğinin de esas alındığı inşaatta radye temel üzerine tünel kalıp sistemi uygulanıyor. Çalışmalar sadece Gaziantep'le sınırlı değil. Deprem bölgesinde 506.729 konut inşa edilecek. Hatay'da 216.723, Kahramanmaraş'ta 81.987, Adıyaman'da 49.934, Gaziantep'te 29.751, Malatya'da 70.001, Diyarbakır'da 16.500, Osmaniye'de 12.243, Adana'da 12.492, Şanlıurfa'da 8.003, Elazığ'da 7.452, Kilis'te de 1.643 konutun inşası planlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutlarının 1 yıl içinde tamamlanacağını tekrarladı. Jandarma deprem bölgesinde il il köy köy geziyor. Askerler ulaşılması güç noktalara hem gıda ve hijyen malzemesi gibi ihtiyaçları götürüyor hem de köylerdeki çocuklara şefkat eli uzatıyor. ATV Haber ekibinden Ozan Ulaş Caymaz ve Murat Erin de Kahramanmaraş'ta jandarmanın kadın subaylarıyla birlikte köy köy gezdi. İşte yürekleri ısıtan o anlar ve arkadaşlarımızın izlenimleri. Küçücük ayakları üşümesin, elleri de yürekleri de ısınsın diye gittiler köye jandarma teşkilatının kadın subayları. Deprem bölgesinde şefkat dağıttılar. Teşekkür ederim. Bak jandarma ablamdan istedim, bir tane daha versin. Neden? Kendisi de bir tane verir mi? Tabii ki. Teşekkürler. Afiyet olsun canım benim. Jandarma il il, ilçe ilçe, köy köy geziyor. Şefkat elini her noktaya ulaştırıyor. Özellikle depremzedelerin Ramazan ayında gıda ihtiyacı sağlanıyor ama bu sırada çocuklar da unutulmuyor. Önce
çikolata, sonra balon verdiler çocuklara. Onlar sevgiyle karşılık verdi. Yürekler ısındıktan sonra sırada eğlence vardı. Deprem bölgesinde çocukların eğlenmesi, eski hayatlarına dönmesi de çok önemli. Bu noktada yine jandarma iş başında. Hepinize daha güzel günlere. Evet, en son siz kalmıştınız, siz de eğlendiniz. Biz kaybettik. Kazanan her zaman çocuklar olsun. Şimdi bir ödülleri var herhalde. Evet, ödüllerini dağıtacağız. Ekipler gittikleri her köye beraberinde işte bu mobil marketi de götürüyor. Marketin içinde ihtiyaç duyulan neredeyse her malzeme mevcut. Tabii ilk sırada hijyen malzemeleri geliyor. Çocuk bezleri, yine bebek mamaları, hijyen kitleri mevcut. Aynı zamanda tabii her türlü çeşit burada gıda malzemesi de depremzedelere ücretsiz olarak sunuluyor. Bebek var mı evde? Yok. Bez kaç numara? Bez var. Var mı bez? Önceden gelmişlerdi. Allah razı olsun. Devletimizden, sizlerden, getirenlerden, herkesten Allah razı olsun. Bütün eksiklerimizi getirdiler, yolladılar. Çok şükür yani devletimizde, milletimizde sağ olsunlar, herkes geliyor. Elinden geldikleri kadar ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Hijyen malzemesi eksikti. Onu da sağ olsun veriyorlar yani. Ramazan ayının sembollerinden biri de cami minarelerine asılan o ışıklı yazılar, yani mahyalar. Günümüzün son mahya ustalarından Kahraman Yıldız her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda yine İstanbul'daki camilerin minarelerinde zorlu bir iş yapıyor. Tarihi camilerde 50 yıllık emektardan soruluyor. ATV Haber ekibi de minareye çıktı ve mahya ustası Yıldız'a eşlik etti. Altay Altuğ ve Gökhan Aktaş'ın özel haberi. Bu sizin neyiniz? Reçeteniz. Reçeteniz. Evet. Ne yazıyor buralarda? Bu seneki Ramazan ayının Süleyman Camisi'nin yazıları. Yukarıdan aşağı arkadaşlar yazıyı takıyor. Ben de buradan kancaya takıyorum. İleri sürüyoruz. Çalışıyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Mahya ustaları Süleymaniye Camii'nde minarenin en yüksek noktasında çalışmaya başladılar. Biz de minareye çıkacağız. Onların yanına bakalım nasıl çalışıyorlar. Mahyacıların işi gerçekten çok zor. İlk olarak bu uzun minare merdivenlerini çıkmaya çalışıyorlar. Yaklaşık 10 dakika sürdü ve biz de Süleymaniye Camii'nin minarelerinden bir tanesine çıktık. Şu anda 3. Şerife'deyiz. Mahya ustaları bu soğukta, bu rüzgarda çalışmaya, zorlu şartlarda çalışmaya devam ediyorlar. Ama bir tarafta da onların çok ama çok güzel manzarası da var. Haliç'in ayağınızın altında Boğaz'ı görüyorsunuz. Fatih, Marmara açıkları, Ayasofya, Sultanahmet, Beyazıt, Fatih, her taraf gözüküyor burada. Siz kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 50 sene oldu. Kaç çocuğunuz var? 2 çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah bu meslekle büyütüyorsunuz, okutuyorsunuz. Evet, bu meslekle büyüttük. Ben de kendim de büyüdüm bu meslekte aslında. İşimiz zor ama bize kolay ya. Buralar özellikle daha soğuk oluyor, daha serin oluyor. Soğuk oluyor evet ama alıştık buna biz. Bir de minareye çıkması ayrı mesele. Evet, ayrı mesele ama biz maşallah antrenmandayız. Zahmetsiz olmuyor aslında. Ekmeği bile çiğnemeden yutamazsınız. Soğuk olacak, sıcak olacak, yokuş olacak. Türkiye'deki bu son zamanda yaşanan olaylar dolayısıyla da insanlara bir mesaj vermeye gayret ediyoruz. Elimizden geldiğince çabalıyoruz. Ellerinde elektrik kabloları, ışıklar. Onlarsa şu anda Süleymaniye Camii'nin minaresine çıktılar ve çalışmalarına son sürat devam ediyorlar. Yazı değişecek. 5 günde bir değiştiriyoruz yazımızı. Karşı minareyle bu minare arasında bir düzenek kuruyoruz. Oraya makaralar bağlıyoruz. Makaralarla halatlara geçiriyoruz. Bir daha karşı minareye çıkmıyoruz. Burada halatlara çekerek yazıyı perde gibi bir ileri veya da geri çekiyoruz. Saatlerce çalıştılar ve işte mahya ustalarının eseri. Şu anda Süleymaniye Camii'nde ışıklı yazılar, o mahya yanıyor ve yazıda yoksula ikram et yazıyor. Baklava, milletçe bayılıyoruz bu lezzete malum, ancak Ramazan ayının gelmesiyle fiyatlarda akıl almaz bir değişkenlik söz konusu. Kilosunu 90 liraya satan da var, 400 liraya satan da.
Arada uçurum bir fiyat farkı var neredeyse. Bu noktada biraz hile hurda giriyor tabii işe. Peki iyi baklavanın ortalama fiyatı ne olmalı ve alırken neye dikkat etmeli? Ve kaliteli baklava nasıl olur? Ustası anlattı. Lezzeti dillere destan, emeği kadar maliyeti de yüksek. Fiyatına gelince neredeyse her dükkanda değişiyor. Etiketler farklılaştıkça kafalarda karışıyor. Ramazan ayında gelmesiyle birlikte baklava fiyatları da değişkenlik göstermeye başladı. Mesela buradaki baklavacıda fıstıklı baklavanın kilosu 96 lira. 200 metre ileride ise bu baklavacıda fıstıklı baklavanın kilosu 103 lira. 90 liradan başlayan bu liste uzayıp gidiyor. Fıstıklı baklava kendine tezgahta 150 liraya da yer buluyor, 300 liraya da. Baklavanın fiyatı aşağı yukarı kaç liradan başlamalı? 300-400'den aşağı olması zaten mümkün değil. Çünkü kullandığınız ham maddenin kalitesi ve oranı ve ustalığı çok önemli. Peki nasıl oluyor da bu yüksek maliyet etikete düşerek yansıyor? Bunun sırrı da yine kullanılan malzemede gizli. İşin ehilleri Antep fıstığı yerine yer fıstığı ve bezelye, tereyağı yerine de margarin ya da ayçiçek yağı kullanıldığını söylüyor. Hakiki erimiş yayla tereyağı. Diğer adı sade yağ. İşte gerçek baklava erimiş yayla tereyağı sade yağdan yapılır. Bu da oldukça yüksek fiyat. Şimdi baklavayı aldık, eve geldik. Baklavanın iyi olup olmadığını nasıl anlayabiliriz deneyerek? Anlamak için önce bir yudum su içeceksiniz. Sonra alacaksınız böyle. Bakın çatalı böyle batırdığınız zaman kuş diyecek. Sonra kokluyorsunuz. Şu alttaki lezzet damağınıza gelecek. Bir de şerbet damlamayacak. Koklamak tatmanın yarısıdır dedim. Şimdi nefes al, yere ver. Ver yere, şimdi nefes al. Gördünüz mü? Gerçekten Antep fıstığı kokuyor. Yöresinde mevsimde alınmış fıstık. Hem kaliteli olacak hem bol olacak. Deprem bölgesindeki çocukların yüzü biraz olsun gülsün diye haftalardır özel etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerden biri de Minika'nın çocuklara özel iftar programı. Çocukların en sevdiği yemeklerin yendiği çadırda eğlence yemeğin ardından da devam ediyor. Çocukların yüzü gülsün diye harekete geçtiler. İki aydır oyun çadırlarında gece gündüz etkinlik düzenlediler. Mandal kapmaca oynuyoruz. Bugün balon patlatmaca oynadık. Burası Minika'nın deprem bölgesine kurduğu oyun alanlarından biri. Kahramanmaraş'taki kılavuzlu millet bahçesi içerisindeki çadır kente kurulu Minika çadırı bu akşam çocuklara hamburger dağıtıyor. Çocuklar için getirilen patates kızartması, hamburger ve meyve suları teker teker hepsine veriliyor. Ardından da Minika çadırında çocukları çeşitli etkinlikler bekliyor. Çok seviyorum tekrardan. Özlemiştim hamburgeri de ben. Hamburgerimi aldım, içeriye gireceğim. Kızartma aldım ve hamburger meyve suyu ketçap mı? Sinema izliyoruz, dans yapıyoruz, ediyoruz. Bir aydır buradayız. Her gün burada atölyelerimiz var, çizgi filmlerimiz gösteriliyor. Burada her gün istisnasız ve kesintisiz bir etkinlik zinciri var. En sevdiğim yemek. En sevdiğim. Evet. Oyun oynuyoruz, etkinlik yapıyoruz. Fenerler aldık, iftarı orada açtık. Şarkılar söylüyoruz. Çocuklar hamburgerlerini yedi, patateslerini yedi. Şimdi ise sıra çadır kentin içinde Fener Alayı'nda. Çok eğlenceli, çok mutlu oluyoruz. Gel ben sana söyleyeceğim. Hem Ramazan'ın anlamı hem çocukların sevincine bu iftar sevinciye eşlik etmek için bir Fener Alayı düzenledik. Şimdi çocuklar Fener Alayı'da birlikte yürüyoruz. Ben ilk defa böyle bir şey elime alıyorum. Çok eğlenceliymiş. Beni arıyor, beni tanıyor. Hayırdır inşallah. Hey! Ana haber bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar.